ilk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Zor, meşakkatli, inişli çıkışlı bir yollardan sonra bunu gerçekleştirdik ve bunu bir kenara bıraktık. Perşembe gününe en iyi şekilde Türkiye Kupası finaline 9 kez almış. Bunu 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Türkiye'nin büyük bir kulübüyle Olimpiyat Stadı'nda oyunun konuşulduğu, bir futbol festivalinin olduğu, finalleri oynamanın ne kadar değerli olduğunu ve topun oyunun içinde kaldığı, güzel oyunların konuşulduğu bir müsabaka, hak edenin kazandığı, umarım karşılığını aldığımız bir müsabaka bizi bekliyor. Nasıl bir hava var hocam takımda? Takımın havası, geçen hafta bunun yansıması bence oldu. Başakşehir maçıyla beraber konsantrasyonları çok net yukarıdaydı. Plana çok sadık kaldılar. Daha konsantreydiler, daha hızlıydılar, biraz daha serttiler. Topa biraz daha doğru zamanlarda dokunuşları yaptılar. Onun için geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık. Bu bizi oyun olarak mutlu etti. Umarım bunun daha fazlasını yapmamız gereken, perşembe akşamı bir final oynayacağız. Buna da en iyi şekilde şu an itibariyle oynayan grup, bugün ikinci gün. Bir toparlanmaya daha yeni geçiyor bugün. Yarın da onların ölçümleri yapılacak. Riskleri var mı yok mu onlara bakılacak. Hem toplantımız olacak hem de hazırlığımız yarın itibariyle devam edecek. Hocam, sizin kariyerinizdeki tek eksik kupa Türkiye Kupası. Sizin için ne anlam ifade ediyor? Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani ben biraz evvel dediğim gibi geçen Samsun Trabzonspor U19 finalinde de aynı duyguyu söyledim. Çocuklar, kazananlar çok sevinçli, kaybedenler çok üzgündüler. Aslında her ikisi de çok kazanıyordu. Final oynamak, hele o yaş gruplarında son derece değerli. Onlara da şunu ifade ettim. Yani ben de çok finaller oynadım. Ama o gün kaybederken aslında kazanıyorsun. Bu sana çok önemli deneyimler getiriyor. Ben çalıştığım her kategoride hem oyunu geliştirmeye çalıştım, oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bunun da tacı süsü olan kupayı almak istedim. Hepsinde buna ulaştık. Türkiye Kupası'nda da oynadığım finaller var. Umarım bu bizim alnımızda yazılmışsa, çalışıyoruz, bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna bütün şehrin de ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Başkanın, yönetim kurulunun da ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyoruz. Hocam, Olimpiyat Trabzonspor'a gerçekten uğurlu geliyor. Son olarak taraftarlara da bu noktada perşembe öncesinde bir çağrınız olur mu? Ya, uğurlu uğursuz onu bilmiyorum ama yani o şeylere çok bakmıyorum. Bence bir futbol şöleni olarak bakıyorum. Bir festival havasında bakıyorum. Hakikaten bu günler güzel günlerdir. Bunun keyfini çıkarmak lazım. Taraftar yarı yarıya, Trabzon taraftarını destek verdiğinde Trabzonspor'a neler olabildiğini çok net görüyoruz. Onlar bizi orada sonuna kadar destekleyecekler. Ben rakip olarak orada Trabzon'a karşı 80.000 kişiyi de gördüm. Beraberken 80.000 kişiyi de gördüm. Onun için onlar bizi o sonuna kadar destekleyeceklerdir. Hocam, Trezeguet ile ilgili son durum nedir acaba? Antrenmandalar. Zaten geldiğimiz günün ertesi günü planladığımız gibi şu an itibariyle devam ediyor. Umarım maça kadar da bir problem yaşamayız. Şu anda hatta doktorla onları konuşuyordum. Geri dönüşleri iyi. Uğur Can Çakır bugün salon, onun programı burada değil. Onun dışında Fernandez'in ufak bir şeyi var. O da yarın daha net belli olur. Hocam, son olarak şunu sorayım. Lig bittikten sonra geçtiğimiz sezon bir geniş kapsamlı toplantı yapmıştınız. Bu sezon için sizlerle. Evet. Tabii yapacağız gene. Tamam, beraber olacağız. Pideyle olabilir. Benden ama. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Başarılar. Hocam. Hocam, iki kez finallerde penaltılarda kaybettiniz. Yani kupayı. Bir de Trabzonspor'da bu kupayla alırsanız tarihe geçeceksiniz. Bu anlamda çok önem taşıyor. Bu süreç sizin için nasıl geçiyor hocam? Ben tarihte varım zaten diye düşünüyorum. İnşallah bir tane daha ilave ederiz. O müzeye bir şey daha koyabiliriz. O şanlı geçmişi dolu olan müzeye bir şeyler daha koyabiliriz. Onun için şu andaki heyecanım yüksek, motivasyonumuz yüksek, takımında olduğu, şehrin olduğu gibi. Doğru oyunda aklımızda kalıp, duygumuzu da içine sokup en iyi şekilde bunun karşılığını almak istiyoruz. Teşekkürler hocam. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.